metre şebeke, 21.338 metrede isale hattı olmak üzere toplamda 47.892 metre içme suyu hattı imalatlarını tamamladık. Seçimi kazanacağız elbette ama o bir günlük mesele. Esas olan sonrası 5 yıllık mesele. O da aslında hedefimiz olan İstanbul'un sorunlarını çözmek, 16 milyon hayatını kolaylaştırmak, güzelleştirmek. Hedefimiz İstanbul'da yaşam kalitesini yükseltmek. Bu konuda da çok kararlıyız. Odaklandığımız, kilitlendiğimiz hedef budur. Seçim kazandığımız zaman değil, bu hedefe ulaştığımız zaman biz kazanmış olacağız ve mutlu olacağız. Bunu her yerde beyan ettik. Onun için tam yol ileri diyerek hızımızı arttırdık ve seçimden bu yana yine açılışlarımızı yapıyoruz, temel atma törenlerimizi yapıyoruz, hizmetlerimizi tanıtıyoruz. Plansız, projesiz seçimde insanların gözlerini boyamak için değil, insanları aldatmak için değil, insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için yol yürüdük. Sözde yatırımların devrini zaten milletimiz bu seçimde bitirdi. Yatırımlarımızla aynı zamanda toplumsal bütünlüğü, adalet duygusunu, dayanışmayı ve kardeşliği de güçlendiriyoruz. Bir litre suyu bile önemsemek zorundayız. Artık mevsimleri farkında mısınız bilmiyorum ama ne yazık ki yaşayamıyoruz. Bazen iç içe geçiyor, bazen bir mevsimi yaşamadan öbür mevsime geçiyoruz. Bu bakımdan bu yaptığımız çalışmaların bu zor günlere doğru giden dünyanın bu mücadeleyi verirken yapması gereken işler olduğunu da altını çizmek lazım. Çeşitli noktalarda aynı zamanda dere ıslah ve kesit genişleme çalışmalarını da yürüttük. Bu anlamda dere ıslahları çok önemli. Hem oraları doğal haliyle korumak, bu ıslah çalışmalarında özellikle dere yataklarımızın, derelerimizin atık sulardan arındırılmasını sağlamak çok güzel bir zaman yaratıyor İstanbul'un geleceğine. İstanbul gibi içme suyunu temini kritik bölgelerde ve özellikle şehrin ne kadar uzaktan su taşıdığını biliyoruz tarih boyunca. Böylesi bir yerde her damla suyun önemi olduğu bir noktada biz özellikle tasarrufa ve verimliliğe yüksek seviyede önem veriyoruz. İstanbul'umuzun 50 yıllık, 60 yıllık su sorununu çözdük diye tariflenen Melen Barajı, 2016'da açılması planlanmış Melen Barajı konusunda hala sorun çözülmedi. Orada kocaman çatlak bir gövdeyle bir inşaat duruyor. Nasıl düzeltileceği, nasıl yönetileceği konusunda harekete geçilmiyor. Ben bu manada bu olumsuzluğun kurumsal olarak bütün kurumlara iletildiğini ifade edeyim. Cevap bile yazılmıyor, yazılamıyor. Üzülüyoruz. Bu konuları bizimle masalarda konuşsalar, çözümü birlikte arasak, sorunu birlikte çözsek daha güçlü işler yaparız. Kurumların arasına bu soğukluğu sokan bir siyasi anlayıştır. O siyasi anlayışı her ne kadar bu seçimde yerel yönetimlerden uzaklaştırmış isek de hala hükümetin bazı kanallarında aynı anlayış devam ediyor. Bunun onlara siyasi olarak da faydası olmadığını bu seçim gösterdi. Yarın işçinin ve emekçinin bayramı. Biz bu bayramı çok önemsiyoruz. Bayram tabii ki aynı zamanda bizim dertlenme günümüz. Dertleneceğiz işçimizin, emekçimizin derdine. Ve çözüm bulma konusunda bize düşen payıyla en üstün sorumluluğu üzerimize alacağız. Ama ülkemizde biliyoruz ki ne yazık ki işçinin, emekçinin ve de ne yazık ki, çok yazık ki, çok üzülerek söylüyorum ki özellikle emeklinin derdi büyük. Bu manada biz elbette dayanışmayı, yardımlaşmayı bizim özellikle emekli büyüklerimizin ama aynı zamanda toplumun her kesiminin yanında olacak şekilde bu yatırımların yanı sıra arttırmayı da o insanlarımıza destek olmayı da
birinci sırada tutarak bu zor günleri birlikte atlatacak dayanışmacı belediyeciliği de o halkçı belediyeciliğin altındaki en baştaki birinci sıra iş olarak da önümüze koyduğumuzu bütün yurttaşlarımıza buradan duyurmak istiyorum. İşçimizin, emekçimizin bayramı kutlu olsun. Başkanım, işte başkanım. Başkanım. Ayrısından bende de var. Abi.